NBA Digital YouTube kanalının Migros Hem'nin katkılarıyla hazırlanan NBA Fantezi içeriği alan kazanırın 6. bölümünden herkese mutlu haftalar. Her hafta olduğu gibi Fantezi Ligi takımlarınızı eklemenizin faydalı olacağı 5 ismi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Umarız geçen haftaki önerilerimizden memnun kalmışsınızdır. Bu hafta listemize Batı Konferansı'nın şaşırtıcı performanslarından birini imza atan Sacramento Kings ile başlıyoruz. Yıldız isim Sabonis takımına bu sezon harika bir liderlik yaparken Washington Wizards maçında yaşanan sakatlık Kings cephesinde canları sıktı. Bu hafta sırasıyla iki kez Denver Nuggets, Utah Jazz ve Memphis Grizzlies ile oynamaya hazırlanan Sacramento'da Sabonis'in yokluğunda fazlaca süre almasını beklediğimiz Lyles bu sezon 25 maçta görev alırken %42.6 saha içi yüzdesinin yanı sıra ortalama 13.6 dakika süre buldu. Bu sürelerde 5.9 sayı, 2.7 rebound ve 0.7 asist ortalamaları tutturmayı başardı. Son oynanan Wizards maçında ise Lyles, Kings'e 14 sayı ve 4 reboundluk katkı sağladı. Rehberimizle rotayı Doğu Konferansı'na çeviriyoruz. 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Chicago Bulls bu hafta 4 maça çıkmaya hazırlanırken sırasıyla Houston Rockets, Milwaukee Bucks, Detroit Pistons ve Cleveland Cavaliers ile mücadele edecek. Takımın önemli isimlenen Alex Caruso'nun beyin sarsıntısı geçirmesi sebebiyle 28 Aralık'a kadar parkelerden uzak kalması bekleniyor. Bu süre zarfında takımın genç isimlenen Ayodosun Muya büyük bir iş düşecek gibi gözüküyor. Caruso'nun bu haftaki yokluğunu başarıyla dolduracağına inandığımız Dosun Mu, 30 maçta 26.5 dakika süre alırken %50.9 saha içi yüzdesi kaydetti, 9.5 sayı, 3.1 rebound ve 2.8 asist ortalamaları tutturdu. NBA Noel maçlarının hikayesi yüksek karşılaşmalarından birisi olan Golden State Warriors, Grizzlies eşleşmesinden son şampiyon hem büyük bir galibiyetle çıktı hem de bütün oyuncular moral depolamış oldu. Bu morale en çok ihtiyaç duyan isimlerden birisi ise James Wiseman. İyi bir sezon geçirmeyen, G League'e gönderilip tekrar NBA'ye dönen oyuncunun bu haftaki performansı oldukça kritik olacak. Golden State Warriors bu hafta Charlotte Hornets, Utah Jazz ve Portland Trail Blazers ile karşılaşacak. Sezon ortalaması 7.4 sayı, 3.6 rebound ve 0.8 asist olan oyuncunun saha içi isabet oranı ise %61.8. Grizzlies maçında yalnızca 5 rebound ile oynayan oyuncunun bu haftaki performansı onun Warriors'taki kariyeri içinde belirli olacak. Los Angeles Clippers, Batı Konferansı'nın playoff için iddialı takımlarından birisi olmayı sürdürse de Kawhi Leonard'ın sakatlıklardan beynini doğrulamaması Clippers için işleri oldukça zora sokuyor. Diz sakatlığı sebebiyle en az 27 Aralık'a kadar forma giyemeyecek oyuncunun parkeye nasıl döneceği meçhuliyetini koruyor. Bu noktada takımın önemli üçlüğü Luke Kennard daha fazla inisiyatif kullanabilir. Bu hafta Detroit Pistons, Toronto Raptors, Boston Celtics ve Indiana Pacers ile oynamaya hazırlanan Los Angeles ekibinde Luke Kennard'ın sezon ortalaması 9.2 sayı, 2.6 rebound, 1.2 asist olup %51.4 ile saha içi isabeti buldu. Oyuncunun 76ers karşısındaki performansı ise 8 sayı, 2 rebound, 3 asist ve %33.3 saha içi isabetinden oluşuyor. Bu haftanın artı biri için adresimiz Utah Jazz. Batı Konferansı'nda playoff ve play-in potası arasında mekik dokuyan Jazz'de Kelly Olynyk en az 28 Aralık'a kadar oynayamayacak gibi görünse de oyuncunun ayak bileği sakatlığı göründüğünden daha ciddi olabilir. Utah Jazz bu hafta San Antonio Spurs, Golden State Warriors, Sacramento Kings ve Miami Heat maçlarına çıkmaya hazırlanırken Malik Beasley'nin bu hafta takıma önemli bir katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Bu sezon 14.5 sayı, 3.7 rebound ve 1.5 asist istatistikleriyle oynayan ve %42.1 saha içi isabet ortalaması tutturan Beasley, Washington Wizards karşısında 25 sayı ve 2 rebound ile oynayıp %52.9 saha içi isabeti buldu. Migros Hem'in katkılarıyla hazırlanan alan kazanır, Fantezi Ligi takımınızın yol göstericisi olmak üzere her pazartesi NBA Digital YouTube kanalında olacak. En güncel içerikler için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.